Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Birbirinden değişik hasta vakalarının hikayelerini dinliyoruz. Evet. Özellikle sizi etkileyen konseyde. Evet. Konseyde en fazla ilk söylediğinizde aklıma gelen nazofarenk tümörlü. Yani genizin arkasında olan bir tümörlü 12 yaşında bir kız çocuğumuz vardı. O yurt dışından gelen bir hastamdı. Hastanın bütün biyopsisi yapılmıştı, teşhisi konmuştu. Hastanın yine PET CT denen bütün vücut tümör tarama tetkikleri yapılmıştı. Tümörün yerleşimi tespit edildi, nerelere yakın olduğu. Ve bu hastayı cerrahi şansı yoktur. Nazofarenks geniz tümörlerinin cerrahisi yapılmaz. Bunların birebir yapılması gereken tek tedavisi radyoterapidir. Ama radyoterapi ile birlikte kemoterapi de yapılması kazanç sağlar. Nazofarenks dediğimiz tümörün tam arka tarafında beyin sapı, beyincik, üst tarafta gözler, yan tarafta kohlea dediğimiz işitme organları vardır. O kadar beynin ortasında bir yerdir ki bu. Sonuçta hani o kritik organları hem koruyacağız, evet, hem ortasındaki tümörü ışınlayacağız. Yani hem zor hem de tedavi edersek çok hasta için başarı elde edebileceğimiz, evet, çok mutluluk verici bir tedavi. Boynuna da yayılmışsa boynunu da ışın tedavisi altına alıyoruz hastalarımızın. Yine o hastamızın tedavisini planladık. Tedavisi de uzun sürüyor. Bu tedavilerimiz birden yüksek doz veremiyoruz hastalarımıza. Günlük dozlarla. Bu arada radyoterapi cumartesi pazar yapılmaz. Hafta içi her gün yapılır. Tedavide cihazın içerisinde bulunma süresi 15-20 dakikadır. Ama ışınlanma süresi 3 dakikayı geçmez. Ama hastayı konforlu bir tedavi yaptığımız için, IMRT tedavisi yaptığımız için her alanının kontrol filmlerini çekeriz. Doğru yeri mi ışınlıyoruz diye bu alan zaman zaman 15 alana geçer veya 20 alana kadar çıkabilir. Bu şekilde 8 haftayı bulan bir tedavimiz oldu. 7-8 hafta kadar. Baştan biraz ürkmüştü, tedirgin olmuştu. Farkında mıydı tedavisinin, ciddiyetinin? Farkındaydı. Yalnız nazofarenks tümörlü hastalarımızın hastanın yüzüne bir sabitleyici maske takıyoruz. Bu maske biraz endişelendirmişti hastamızı. Ondan sonra onu artık terapi yaparak, yani gerçekten konuşarak, sağ olsun teknisyen arkadaşlarımız da, radyasyon fizikçilerimiz, biz ekip çalışması ekip yapıyoruz. Evet. Ondan bu şekilde hastayı ikna ederek hastayı çok güzel bir şekilde tedavi ettik. Tam başarı da elde ettik. Hatta geçen ay kontrole de geldi bize. Böyle bir hasta. Yani hem gözünü koruyacaksınız, hem kulağını, hem arkadaki şeyleri, sinirleri ve beyinciği. Çocuk da büyüyen bir çocuk olduğu için. Daha sonra radyoterapiye bağlı yan etkiler büyüdükçe, özellikle eklem bölgelerinde, hızlı üreyen hücrelerin olduğu yerlerde hasar bırakabilir radyoterapiye bağlı. Ama yaptığımız bu IMRT tekniğiyle bizim hastanemizdeki yan etkisi daha az, sağlıklı organları daha çok koruyucu, tamamen hastalıklı organın üzerine yoğunlaşıp tedavi vermekteyiz. Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir.